Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz bugünkü webinarımıza. Bugünkü konumuz hipnoz. Benim kendi ilgi alanım da bu konuyla ilgili çok yoğun ve çok mutluyum burada olmaktan dolayı, sizlerle birlikte olmaktan dolayı. Konumuz hipnoz ve diş hekimliğindeki uygulamaları. Bugünkü sunum ve deneyimlerini paylaşmak üzere çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Muzaffer Ateş hocamız burada bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Herkese selamlar, iyi akşamlar. Burada olduğunuz için, davetimizi kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Her zaman. Ben hocam müsaadenizle biraz sizin özgeçmişinizden başlıyorum kısacık. Hocamız Profesör Doktor Mehmet Muzaffer Ateş 1956 yılında Mardin doğumludur. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuş. Yine İstanbul Üniversitesi'nde 1987 yılında Total Partial Bilim Dalı'nda devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi'nde 99 yılında doçent, 2007 yılında profesör unvanını almıştır. Protetik diş tedavisi. 2003 yılında emekli olarak İstanbul Medipol Üniversitesi'nde göreve başlamış ve halen görevini devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Hocamız uzun yıllardır hipnoz ile ilgilenmekte ve uygulamalar yapmaktadır. Hocam siz bahsedebilir misiniz? Bu hipnoz ile ilginiz ve çalışmalarınız nasıl başladı ve nasıl devam ediyor? Aslında bir tesadüf eseri başladı. Bir gün 1990 yılıydı. Bir diş hekimi arkadaşımızın bir hipnoz gösterisi vardı. Bir vesileyle o gösteriye gittim ama bu tamamen bir sahne gösterisi şeklindeydi. Orada olanları görünce de o ne ilginç bir şeymiş bu demeye başladım. Hiçbir fikrim yoktu hipnoz hakkında. Ondan sonra da işte haftalık seminerler hazırlıyorduk biz o zaman fakültede. Ben de o haftaki seminer konusunu hipnoz olarak seçtim. Seminere hazırlanırken tabii kitap karıştırıyoruz, bir şeyler alıyoruz, toparlıyoruz. O seminerden sonra da daha da ilgimi çekmeye başladı. Bu konuda Türkiye'de çok öncü bir isim var. Ali Eşref Mezinoğlu diye bir diş hekimi hocamız. O hipnozun diş hekiminde gelişmesinde ve Türkiye'de yaygınlaşmasında başrol oynayan bir kişi. Onun yanına gittim pratikleri öğrenmek için her fırsatta. Sağ olsun bizim rahmetli hocamız Mehmet Beyli de buna izin verdi ve haftanın belli günleri orada pratik nasıl yapıyor onu öğrendim. Ve tabii ki okumak bitmiyor. Halen de bir sürü kitap çıkıyor, yayınlar var. Biliyorsunuz bilimin, öğrenmenin sonu yok. Demin Elif kardeşime de onu söyledim. Bulabildiğin her şeyi alıp okumak lazım. Her yerden bir kelime, bir cümle, bir şey öğreniyorsunuz ve bu hayatımıza katkı sağlıyor. Ondan sonra da öyle devam etti gitti. Sonra da işte çeşitli kongrelerde olsun veya eğitimlerde bu konuda eğitimler vermeye, dilimin döndüğünce hipnozu anlatmaya ve diş hekimliğinde daha da yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Bu arada Elif'in de katıldığı İstanbul Medipol Üniversitesi'nde hafta sonları olmak üzere yapılan bir hipnoz eğitimi var. Oradan da Sağlık Bakanlığı onaylı bir belge alınıyor. Zaten o belge olmadan kanunen hipnoz uygulamamız yasak. Yaparsınız bir şey olur mu olmaz mı ayrı dava. Kolay kolay bir şey olmaz ama sorumluluk almak istemiyorsanız öyle bir belgenizin olması gerekiyor. Kısaca hipnoza girişim ve bugünlere kadar gelişim böyle. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Ali Eşref hocayla ben de tanıştım kurs dolayısıyla. Kendisi gerçekten çok kaliteli ve bilgi dolu bir hoca. Yani dinlemekten asla sıkılmayacağınız bir kişi ve zaten konuşurken bir de transa giriyorsunuz. Öyle bir durum var. O kadar bir tecrübe Evet, var. o çok eski. O yani daha gençliğinden beri asıl şimdi bir ara bahsedeceğim Türkiye'deki hipnoz gelişiminden. Orada bahsederim Ali Eşref Hoca'dan.
Bu ara biraz rahatsız hocam. galiba. Ama halen de devam ediyor, durmuyor. Devam ediyor. Ben başlayayım müsaadenizle. Tabii ki hocam. Ekran paylaşımı yapalım. Evet. Görebiliyor musunuz ekranı? Görebiliyoruz. Tamam, peki. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Bugün bu hipnoz konusunda, yani bir saat içinde yaklaşık kısa bir bilgi olacak. Nedir, ne değildir? Aklınızda şöyle bir köşesinde kalması açısından faydalı olacağını umuyorum. Bunu geçelim, şöyle sizi uyutmayalım bu arada. Şimdi hep böyle bir şey var değil mi? Kitaplarda, dergilerde, filmlerde görüyoruz. Affedersiniz. Böyle bir şey sallanıyor. Öyle bir şey sallamaya falan gerek yok aslında. Bir de hep yanlış düşünceler var hipnoz hakkında. Nedir böyle? İnsanlar zannediyor ki tamamen bilinçsiz bir hale geleceğim. Yoksa o sahne gösterilenler, internette bir sürü sokak gösterileri, sahne gösterileri var. Onları görenler çok daha farklı düşüncelere kapılıyorlar. Veyahut da dinle mi ilgili, ruhlarla mı ilgili diye de düşünenler var. Bunlarla ne olduğunu konuşacağız. Ama önce nasıl algılanıyor? Yani hipnoz ne değildir? Gelirsek. Yani şimdi tekrar ediyorum, insanların bilinçaltına bazı konular yerleşiyor. Böyle şimdi bakın bir film, bu filmin adı hipnoz. Şimdi bunu gören birisi veyahut da bu da bir hırsızlık yöntemi, müzikle hipnotize edecekler diyor. Ne bileyim, en ufak en şeye bile hipnoz lafını koymuşlar. Herkes böyle yapıyor da kadınlar durur mu? Erkekleri etkilemek için bir parfüm yapmışlar. Parfümün adına da hipnoz demişler. Erkekleri zaten uyutuyorsunuz bizi hanımlar ama parfüme ihtiyacınız yok pek. Bu da sahne gösterileri, insanları çeşitli şekilden şekile sokuyorlar. Komik durumlara sokuyorlar. Bunları gören birisi de tabii düşünecek, ben böyle dalga geçilecek bir hale mi geleceğim diye. Bu bilgiler maalesef romanlarda, işte kitaplarda, filmlerde gerek korkutucu gerek komik olan sahneler insanların aklında hep olumsuz düşüncelerin oluşmasına sebep oluyor. Bu da birisi evli kalmış bilmem ne, kaç sene sonra adamını bırakınca beni diyor hipnozla kandırdı. Bahane bulmak kolay. Bu karikatürü hep koyuyorum ve bütün aslında çok kısa geçtim bunları. Çok örnek var bu konuda ama şimdi doktorun tipine de bakın nasıl çizmiş bu karikatürü çizdi. Şöyle uzanın, rahatlayın, çekinmeyin, uzanın, uzanın diyor. Çekinmiyorum, korkuyorum, abazan kılık herif, bu zamanda belli mi olur? Hipnoz falan yapar yatırır Allah korusun diyor. Bu aslında bütün bu anlattıklarımı çok kısa bir şekilde özetleyen bir karikatür. İnsanların aklında neler var? Bunu şey yapıyor. Hipnoz aslında insanoğluyla beraber, insanoğlunun var olmasıyla beraber gelişen bir konu. Her toplumda insanlar kendilerine bir üstünlük, o bulundukları toplumda bir ayrıcalık sağlayabilmek için adı hipnoz olmasa bile bazı şeyler yapmışlar. Bunlar çok ta Kızılderililerden tutun bizim şamanlarda, ilk çağdaki insanlarda hepsi böyle bir şeyler yapmış. Ama hipnoz kelimesini ilk olarak bir İskoç hekim olan James Bray 1843 yılında işte uyku tanrısı hipnozdan esinlenerek hipnoz demiş ve bu da çok tutulduğu için günümüze kadar da bu konu gelmiş. Şimdi süje dediğimiz zaman hipnoz uygulanan kişiyi anlıyoruz. Hipnozitör dediğimiz zaman hipnoz yapan kişi. Hipnotizabilite de hipnotize edilebilme kabiliyeti diye kısaca şöyle bir şey özetleyebiliriz. Hipnozun çok tanımı var. Aslında bu kadar çok tanımı olması gerçekten tam anlamıyla tanımlanamadığını da gösteriyor. Bir kişinin başka birini kontrol etmesi gibi böyle bir şeyler. Aslında Osmanlıca nevm-i sınai diye bir tanımlama yapmışlar ki çok uygun. Nevm uyku demek, sınai de sanayi, iş, yani uykuda iş yapma anlamında. Aslında güzel bir tanımlama yapılmış. Dediğim gibi çok çeşitli tanımlamalar var. Bunlara hiç şey yapmıyorum, geçiyorum. Kısaca
aklın işlediği, yani bilincin açık olduğu bir durumda kişinin telkin alma kabiliyetinin artması. Ama şimdi telkin dediğimiz zaman ya da kısaca telkin alma kabiliyeti, yani hipnoz dediğimiz zaman, bunu da geçeyim şöyle bir. Evet, telkin dediğimiz zaman ikna etmek değil, kişinin o anki içinde bulunduğu duruma göre ve ihtiyacına göre ona uygun olarak sözler söylemek demek. Ama bir kişi uyuduğu zaman, yani transa girdiği zaman, bu hipnoz oldu demek değil aslında. Trans başka bir şey, hipnoz başka bir şey. Şöyle özetleyeyim onu buraya gelmeden. Burada galiba çok kısalttım herhalde, bu kısa olacak diye Elif, yani böyle çok uzatmayalım bu akşam vakti diye, ama şöyle özetleyeyim. Bir kişiyi çok rahat bir şekilde transa alabilir. Kaldı ki trans her zaman gün içinde hayatımızda da olan bir durum. Heyecanlı bir film izlerken, bir maç izlerken çevremizde bize seslenirler, duymayız. Bunlar bir nevi transtır. Bir şekilde insanın gözlerini sabitleyip bir yere bakarak da transa alabiliriz. Ama hipnoz oldu dememiz için transa girecek tabii ki kişi, ama ondan sonra ona uygun telkinler verip ve kişi o verilen telkinleri uyguluyor ve devam ettiriyorsa, o zaman hipnoz oldu demek oluyor. Bunu unutmayalım. Trans hipnoz demek değil kısaca. Evet, tarihçesine şöyle bir, işte dediğimiz zaman hep böyle insanoğlu bir güç peşinde koşmuş. Bakın, bütün dinlerde böyle gösteriler var. Bunlar hepsi hipnoz aslında. Orada toplananlar da tabii o kadar buna eğilimliler ki, öyle bir inanç içindeler ki, hiçbir ağrısızı duymadan işte her tarafına şişler sokup böyle bir şeyler yapıyorlar. Bu aynı şey, ama insanların bunu tarih zaman içinde yavaş yavaş anlaması daha farklılık getirmiş. Şuna da bir bakın, hani milattan önceki binde al bu otu ye diyorduk. Sonra ot kötü dua okuyor oldu. Sonra dua batıl, iğrenç, bu iksiri iç. Sonra da iksirin faydası yok, bu hapı yut. Bu hap da etkisiz, antibiyotik. Şimdi günümüzde ne oldu? Onlar da kim, tüm bu ilaçlar kimyasal. Yine bu otu yeye döndük. Bu işte o zamandan. Şimdi hipnozun tarihçesinde söylediğimiz zaman 3 evre var. Bir bu Mesmer çok meşhurdur hipnozda. Mesmer öncesi, Mesmer dönemi ve Mesmer sonrası diye 3'e ayırabiliyoruz. Bunun Mesmer'den ayrılmasının sebebi de o dönemde yazılı kayıtların birden artması. Yoksa farklı bir şey yapmıyor adam, ama bu kayıtlar çok arttığı için ve Orta Avrupa'da da çok popüler bir hale geldiği için tarihçede hep Mesmer öncesi, Mesmer dönemi ve Mesmer sonrası diye anlatılır. Bu Mesmer bir Avusturyalı hekim. O zamanki inanışa göre evrende dolaşan bir sıvı var ve bu sıvı insan üzerine, insan vücuduna geliyor ve o sıvı insan vücudunda dolaşıyor. Ama herhangi bir sebeple bir yerde tıkandığı zaman da hastalık oluşuyor. Mesmer de o dönemde mıknatıslar çok popüler. Mıknatısla insanları tedavi ettiği inancı yaygın. Böyle insanlara mıknatıs tozuyla sular içiriyorlar. Ondan sonra bir mıknatıs tutup vücudunda onu gezdirip iyileştirdiklerini iddia ediyorlar. Nasıl bir iyileşme oluyor bilmiyorum, ama eski mesela insanlar hipnoza manyetizma da der. Manyetizma kelimesi de o işte mıknatıstan gelmiştir. Fakat biz hep tarihimizi yabancılardan öğrendiğimiz için ne yazık ki kendi tarihimizi bilmiyoruz. Anadolu'da çok daha önceden mesela Amasya Bimarhane deniliyor tedavi merkezlerine. Aslında hipnoz yapıyorlar. Orada da müzik ve telkinle tedaviler yapılmış. Bu dönemde Orta Çağ'da insanları cadı diye yakıp zincire vurdukları dönemlerde bu bimarhanelerde müzik ve telkinle ve de bir su akışıyla ve de ilginçtir.
şey hayal edin diyorlarmış. Kendinizi bir derenin kollarındasınız, oradan büyük denize doğru gidiyorsunuz diye onu hayal ettirerek tedavi etmeye çalışmışlar ki aslında bugünkü hipnozun fikirlerine de oldukça benzer bir durum. Gene kayıtlara geçen ilk diş hekimliğindeki vaka 1837 yılında bir Fransız diş hekiminin yaptığı diş çekimi hipnoanesteziyle, yani herhangi bir anestezik madde kullanmadan hipnoanesteziyle ilk diş çekimini gerçekleştirmiş, kayıtlara geçen ilk vaka bu. Daha sonra işte 1890 ve 94'te İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde hipnozun diş hekimlerince de uygulanabileceğine dair kanunlar çıkmış. Uygulanmaya başlamış, diş hekimlerinde kullanılması daha sonra 1955 ve 57'de. Fakat Türkiye'de bu son bir 10 sene öncesine kadar böyle bir kanun yoktu. Ama gene işte Ali Eşref Müezzinoğlu Hoca'nın katılımıyla ve Ali Özden Hoca da var onunla beraber, Bilinçli Hipnoz Derneği'nin girişimleriyle bunu herkesin yapması engellendi ve o kanunlar çıktı ve bu bir işte sertifikaya bağlandı. Yoksa ondan önce, bilmiyorum hatırlar mısınız, eskiden öyle televizyonlara da çıkan işte astrolog, medyum, bilmem kim hastalarına hipnoz yaparak tedavi ediyor gibi böyle bir sürü konular vardı. Ülkemizde ise maalesef daha işte dediğim gibi son zamanlara kadar gelişmemişti. İşte 1935 yılında bir çeviri kitap var Cemil-Sema Ongun'un. Sonra Bedri Ruh Salman, soyadını da değiştirmiş gerçi, o biraz böyle ruhlara muhlara dalmış, onlara şey yapmıyoruz ama ciddi bir çalışma. Bir şey, 1960 yılında gene İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Bölümü hocalarından Recep Doksat'ın bir uzmanlık tezi var, hipnoterapi diye. İlk ciddi çalışma o. Diş hekimliğinde ise Ege mezunu varsa tanırlar Turan Cengiz hocamızı. O da Çapa mezunu. 1967 yılında o da doktorasını hipnodonti olarak hazırlamış, vermiş. Orada da hatta tezini sunarken işte jüri işte kanal tedavisi yapmış hipnoz altında falan. Ne bilelim biz bunları böyle yaptığını demişler ona. Hadi yap da görelim önümüzde, bakalım oluyor mu bu iş diye. Oradan bir hademe çağırmışlar. Hadi şunu bir uyut bakalım demişler. Ulan bu uğraşmış adam girmemiş transa, geçmemiş. İşte bak olmuyor diye. Hadi bir daha, bir başka birinde daha deneyelim demişler. Neyse o adam transa girmiş de o da orada artık ne yaptığı öyle tezini kabul etmişler. Bu 1967 yılından 1997'ye kadar ben de doçentlik sınavına girdiğim zaman işte 2-3 tane yayın vardı hipnozla ilgili. Bana da aynı şeyi söylediler. O yayınları saymadılar. Ne bilelim bunun böyle gerçekten hipnozla yapıp yapmadığını diyerek. Ama artık dediğim gibi çok gelişti. Bu işle uğraşan psikiyatristler, psikologlar, diş hekimleri, tıp doktorlarının birçok dalında ve çok kitaplar ve yayınlar çıktığı için de artık toplumda hipnozun bir tedavi yöntemi olduğu kabul görmeye başladı. Benim de üyesi olduğum bu Bilinçli Hipnoz Derneği'nde Hüsnü İsmet Öztürk önemli bir isim. Bu Ali Eşref Hoca'nın da dayısı oluyor ve genel cerrah ve anesteziyolog, Türkiye'nin ilk anesteziyologlarından. O zaman 60'lı yıllarda batın ameliyatları yapmış hipnozda. O zaman televizyonda pek yok, radyoda yayınlanmış bunlar. Hasta türkü söylerken işte o ameliyat yapılıyor. Onun dans, evet bu onun böyle şeyleri ve onun kurduğu bu Bilinçli Hipnoz Derneği ile ilk defa ciddi yayınlar yapılıp yurt dışındaki hipnoz kongrelerinde de sunulmuş ve bunlar artık bir kayda alınmaya başlanmış. Şimdi bu Bilinçli Hipnoz Derneği'nin bir transa alma yöntemi var. Gözle tespit, sözle telkin diye. Hiçbir araç gereci ihtiyaç olmaması, çabuk ve derin bir trans sağlaması şeklinde ifade ediliyor. Ama aslına bakarsanız yani gözle tespit çok eski bir yöntem zaten.
Birazdan bahsederim. İlla böyle gözünüzle tespit etmeye falan da gerek yok. Diş hekimliğindeki uygulamalarına gelince o konuda biraz daha bir şeyler anlatacağım. Peki, şimdi herkes hipnoza girer mi? Ne dersin Elif, girer mi herkes hipnoza? Sesin kapalı. Hocam, herkes hipnoza girmez. Farklı Kim seviyelerde gider. Hipnotizm girer? birisi farklıdır herkesin. Yok, herkes hipnoza girer ama nasıl girer? İsteyen herkes hipnoza girer. Hipnoz olmak için 3 şart, kabaca tabii bunlar. İstemek, hekime güvenmek, hipnozdan derdine çare bulacağına inanmak. Ama istemek deyince, bak senin de böyle yeni başladığımız zamanlar hep bu oluyor. İşte ben hipnoz öğreniyorum falan diye. Hadi bakayım uyut beni göreyim falan diyor insanlar. Öyle istemek değil. İstemek deyince medet umar tarzda istemek anlıyoruz. Yani o kişinin bir sorunu var, bir sıkıntısı var. Senelerce onu çare bulamamış bu derdine. Böyle bir çözüm olduğunu duymuş ve size gelmiş. Böyle istemek. Böyle isteyen kimselerin hipnoza girmemesi için hiçbir problem yok. Tabii ki hekime güvenmesi lazım. Çünkü kendine rahat gevşek bırakması gerekiyor. Hekime güvenmesi lazım ve bunun da sorununa çare bulacağına inanması lazım. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Yani hasta ilk geldiği seansta, bazen ben böyle arkadaşlar aklıma geldikçe konuşuyorum. Daha sonra hani slaytlara pek bakmıyorum. Daha sonra o konuda slaytlar geliyorsa da tekrar kısaca geçerim. İlk geldiği zaman aslında hemen o gün hipnoz yapmıyoruz. Sadece bir konuşuyoruz. Sıkıntısını olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Anamnez alıyoruz ki bu çok önemli. Orada kişiye nasıl telkin vereceğimizi anlamak için nelerden hoşlanıyor, nelerden hoşlanmıyor bunları öğrenmemiz gerekiyor. Sonra da ona diyoruz ki internetten gir, işte hipnoz diş hekimliği, hipnozla ilgili bak bir sürü şey var, onları bir oku, gel hipnoz nedir, ne değildir, kafanda bir fikir oluşsun. Ondan sonra aklına takılan konuları bir sonraki seansa gel konuşalım, hiçbir şüphe kalmasın. İkinci seansta başlıyoruz hipnoza, transa almaya. Hocam yanılmıyorsa maya deniliyor değil mi? Evet. Evet. Mayalanma. Mayalama diyoruz buna. Evet. Peki hipnoz sırasında neler olabilir? Halüsinasyonlar görebilir. Aslında halüsinasyon dediğimiz zaman, yani psikiyatrideki halüsinasyondan bahsetmiyoruz. Hayal ettiriyoruz kişilere. Bir dakika ben gene bir bakayım. Bunlarla yok, tamam, iyice kısaltmışsınız. Halüsinasyon dediğimiz şey tabii bizim kullandığımız hayal ettirme. Einstein'da var ya, hayal bilgiden güçlüdür. Bilgi bir yere kadar gider, hayal her yere gider gibi. O yüzden ona bir kere sevdiği, hoşlandığı bir ortamda olmasını sözlerimizle canlandırıyoruz. Bu hipnoza, transa girmesini ve transının derinleştirmesini sağlayan konuşmalar. Yani işte en pratik, herkesin hoşuna giden bir konu, işte bir güzel deniz kenarında yürüyüş yapmak. Onu sıklıkla kullanıyorum ben. İşte şöyle işte gözlerinizi kapayın. Şimdi bir dişçi koltuğunda, o hasta öyle diyorum tabii, dişçi koltuğunda değil de çok güzel bir deniz kenarında olduğunuzu düşünün dedikten sonra, ama orayı detaylarıyla anlatmaya başlıyoruz. Bak, bembeyaz uzun bir kumsal. Kumsalın hemen dibinde yemyeşil tropikal ağaçlar var. Adeta denize ulaşmak istercesine fışkıran ağaçlar. Masmavi pırıl pırıl bir deniz. Güneş ışıldıyor. Renk oyunları yapıyor denizin üzerinde. Burada şimdi ayakkabılarınızı çıkarıp çıplak ayaklarla kumda yürüyün. O kumların ılıklığını, sıcaklığını da demeyin, yakmasın, ayağını yaktığını düşünmesin. Bu ılık teması hissedin. Her adımda daha rahat, daha gevşek, daha huzurlu olacağınızı hissediyorsunuz gibi. Böyle şeylerle transını derinleştirmeye çalışıyoruz. İşte halüsinasyon dediğimiz hipnozda bunlar. Yoksa psikiyatrideki bir vaka olarak düşünmüyoruz. Katalepsi sağlayabilirsiniz. Tamamen bir dümdüz bir
kütük gibi affedersiniz böyle hale getirebilirsiniz insanları. Ha biz bunları yapmıyoruz ama ilk seansta hastaların hipnoza olan inancını daha çok arttırmak için mesela benim hep yaptığım bir kol testi var. Önce telkini verip işte kolunun hiç gücü kalmadığını telkinini verip kaldırmak istesen de kaldıramazsın diyoruz. Hakikaten böyle kaldırmaya çalışıyor. Eli titriyor ama kaldıramıyor. Sonra işte koluna güç geldi. Şöyle elini kaldırıp sık böyle çok sıkı çok güçlü bir robotun çelik kolu gibi olacak diye hakikaten bükülemeyecek kadar güçlü ve bu şekilde istediğin kadar tutabilirsin kolunu hiçbir ağrısız yorgunluk hissetmeden diye telkin verince hiçbir ağrı hissetmeden istediğiniz kadar kolu böyle kas katı kalabiliyor. Bu nedir? Bir işe yaradığından değil bizim tedavi yöntemimizde ama hem hastanın hem de onu seyredenlerin hipnozun etkisine, telkinin nasıl bir fizyolojik etki gösterdiğine inanmaları için önemli bir konu. Dediğim gibi bu sadece bunun için kullandığımız bir şey. Analjezi de sağlayabiliriz, anestezi de sağlayabiliriz ki bu bizim gene mesleğimizde kullandığımız bir şey. Paralizi de sağlanabiliyor gene derin transtaki kişiye kolun bacağın tutmuyor dediğimiz zaman tutmayabiliyor. Amnezi bizde şey yani bakın nerede kullanabiliriz? Genellikle diş hekimi korkusu hep geçmişte yaşanan bir kötü tecrübeden dolayı oluyor ve de çevreden duyulan sözler. Onları unutturmak mümkün. Veyahut da uzun süren sıkıcı bir işlemi çok daha kısa geçmiş gibi, bir saat, bir buçuk saat süren herhangi bir işlemi 5 dakika geçmiş gibi hissettirebiliriz kişiye. Bu duyuların keskinleşmesinin nerede önemi var bizde? Ya keskinleştirip ya da farklılaştırabiliriz. Gene insanların korktuğu konulardan biri bizim aeratör sesi. Dentin kokusu, bunlarda da bir korku oluşuyor buna. Aeratör sesini en sevdiğin müzik çalıyor, o şarkı çalıyor diye duyurabiliriz. Kokuyu, o dentin kokusunu veya diğer aletlerin kokusunu çok sevdiğin, işte anamnezde de bunları öğrenip bir kenara not edersek, işte gül kokusu, elma kokusu, çilek kokusu gibi neden hoşlanıyorsa bunları söyleyebiliyoruz. Tabii dikkat edeceğimiz bir konu mesela herhangi bir şeye alerjisi veya korkusu varsa onları aman anamnezin öneminden bahsedeceğiz. Orada bunları mutlaka bir kenara her hastada not alıyoruz. Posthipnotik telkinle neler yapabiliriz? Posthipnotik telkini genellikle bruksizm vakalarında kullanıyoruz. Hani herhangi bir şekilde strese gireceğin zaman diye ona neler yapması gerektiğini hipnotik trans altındayken nasıl uygulayacağını bunları anlatıyoruz ki otohipnozda bahsederim. Reflekslere hakim olma, bloke etmeyi geçelim. Bizimle pek ilgisi yok. Mesela gene otonom sinir sistemini etki ederek fizyolojik değişiklikler sağlanabiliyor. Ne demek bu? İşte telkinin gücü. Mesela sıcak bir şey tutturup onun elinde bu soğuk hiç ağrı duymayacaksın dediğiniz zaman hakikaten hiç ağrı duymadan tutabiliyor elinde. Veyahut da tam tersi soğuk bir normal bir para verip bu çok sıcak ateş gibi ama tutacaksın dendiği zaman da tutuyor ağrı çekerek tutuyor. Parayı aldığınız zaman elinde de veziküllerin ya da büllerin oluştuğunu görebiliyorsunuz. Yani neye inanıyorsa onu oluşturuyor bizim beynimiz. Ruhsal görü dediğimiz şey yine bizimle çok ilgisi olmayan bir şey. İşte bu konuda yapılan böyle deneyler var. Derin transtaki kişi gidip başka yerlerde neler olduğunu görüyor. Geçiyoruz bunu. Bu hiperamnezi veya da regres aşırı hatırlatma ama asıl o geçmişi yeniden yaşama ekmezi ya da regresyon günümüzdeki tabiriyle regresyon da psikiyatri tedavilerinde o kişinin fobisinin veya o sıkıntısının kaynağını öğrenmek için küçüklük yaşlarına kadar hatta anne karnına kadar gidebiliyor insanlar. Dediğim gibi çok örnek, çok bunlarla ilgili vaka sunumları var ama bunları geçiyoruz.
Peki, hipnoz isteyen herkes hipnoza girer dedik ama aynı derinlikte hipnoza girer mi? Hayır, aynı derinlikte hipnoza girmiyor. Ama bizim için, bizim diş hekimliğindeki uygulamalarımızda orta derecede bile hipnoza girerse işimizi görmek için yeterli. Ne kadar derin olursa transı, tabii ki işimiz o kadar daha kolay ve daha çabuk oluyor. Şöyle bir hipnoz devreleri var. İşte bir hafif hipnoidal trans, o hafif orta ve derin trans olmak üzere. Hipnoidal trans dediğimiz şey böyle bir gevşeme aslında. Hani şimdi hepiniz uyuyor musunuz bilmiyorum bilgisayarın karşısında ama akşam yorgun argın gelmişiz. Yemeği de yemişiz, televizyonun karşısına uzanmışız. Şöyle gözlerimiz bir kapanmaya başlar. Özellikle böyle bir kanepeye falan uzandıysak. Onun gibi bir şey böyle tam transa geçiş hali. Burada gözler kapanıyor ama istediği zaman kişi gözlerini açabiliyor. Hafif transta artık göz kapakları kapanıyor. Hafif bütün vücutta bir ağırlık çöküyor. Solunum yavaşlıyor ve bir diyafram solunumuna geçiyor. Buradan da zaten transa girip girmediğini anlarsınız. Nabız yavaşlıyor. Bütün vücutta bir ağırlık ve inhibisyon duyuyor kişi. Orta transta ise artık biz dediğim gibi bütün işlerimizi yapabiliriz. Anestezi sağlayabiliriz. Zamanı unutturabiliriz. Dediğim gibi uzun süren işlemleri daha kısa olmuş gibi hissettirebiliriz. Ve de bu duyulardaki sesi, kokuyu, çevredeki sesleri değişik algılamasını sağlayabiliriz. Bu bize ne kazandırır? Şimdi hepimizin çalışma ortamında çevreden gürültülü sesler gelebilir. O zaman pardon. Hastaya başlarken konuşmaya telkinlere çevrede duyduğun her ses seni daha derin bir uykuya doğru götürecek diyebilirsiniz. Telefon çalsa, kapı çalsa ya da dışarıdan bir gürültü gelse, bütün bu sesler seni daha da derinleştirecek diyebilirsiniz. Bunun dışında veyahut da diyelim ki yanda bir inşaat var, birisi çivi çakıyor, tak 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 diye. Bu her darbede sen daha derin bir uykuya gireceksin diyebiliriz. Burada bir soru mu var? Buradan öyle mi görüyorum ben? Onu yaparsak kapımda tabii ki katılmak isteyenler var. Kabul edebilir misiniz? Bu benim elimde mi? Tabii. Açık soru yok. Peki. Duyulardaki kesinleşmeyi bu şekilde sağlayabiliyoruz. Yani olumsuz olan faktörleri ona uygun verdiğimiz telkinlerle daha olumlu hale getirebiliyoruz. Niye ilerlemiyor şimdi? Evet. Tam hani derin transta ki bu somnambülük hal denir. Yani hani uykuda yürüyenler gibi. Burada artık kişi gözlerini açıp da yürüyebilir. Normal hayatına da yani bir müddet devam edebilir. Ama hiçbir zaman unutmayın yani bu durumlarda kişi kendini tehlikeye atacak bir şey yapmaz. Mesela bunun çok öyle deneyleri yapılıyor. Şuradan karşıya doğru yürü diyor kişiye. Orada bir masa var diyelim. Kişi yürüyor, masaya çarpmadan etrafından dolanıp gidiyor. Sonra soruyorsunuz ona burada bir şey var mıydı? Yok, hiçbir şey yoktu diyor. Yani kendini daima korur ve ona göre hareket eder. İşte artık bu derin transta her türlü fenomeni sağlayabiliriz. Anesteziyi, mesela sağırlık, körlük, paralizler çok da gene sahne gösterilerinde uygulanan bir şey vardır. Adını unutacaksın derler. Veya işte birden ona kadar say, atıyorum 5 rakamını unutacaksın der. Gelir 4, 6 diye gider. Bunları bu derin transtaki kişiye ve işte küçük yaşlara doğru gitme regresyon dediğimiz şey de derin transtayken olan durumlar. Bu çok eskiden daha Çapa'dayken yaptığım şeylerden işte bu soldaki fotoğrafta gördüğünüz önce kolunu hiç gücü kalmadığı şeklinde telkin verdikten sonra işte kolun şimdi koluna güç geliyor diye bu şekilde kaldırıp
istediği kadar tutabilir kolunu böyle hiçbir ağrısızı hissetmeden. Tekrar ediyorum, bu tedavi amaçlı değil. Sadece ilk seansta hastanın inancının, hipnoza inancının artması için yaptığımız şeyler. Veyahut da böyle eline iğne de batırabiliyoruz. Özellikle iğne korkusu olanlarda bu şekilde iğneler batırıp uyandığı zaman bu iğneyi çekip işte hocam iğneyi unutmuşsunuz diye bana ver diyoruz mesela. Veya işte hiç ağrımadığını görüyorlar. Ha, yani yaparsınız yapmazsınız. İnsanları böyle delmeye de gerek yok. O kol testi çok daha uygun. Posthipnotik halüsinasyonlar da göstermek mümkün ama organik vücut fonksiyonlarına tesir, demin söylediğim gibi deride vezikül büllerin oluşması. Bir de mesela ilginç şeyler de var. Bazı renkleri görmeyeceksin dediğiniz zaman da görmüyor kişi. Masanın üstüne kırmızı bir kalem koyun. Burada bir şey var mı diyorsunuz? Yok diyor. Kırmızıyı görmüyor. Kırmızıyı görmeyeceksin diye telkin verince. Onun dışında daha da ilginci mesela yeşil renk neydi? Mavi ile sarının karışımı. Yeşil bir şey koyuyorsunuz. Sarıyı görmeyeceksin dediğiniz zaman onu mavi görüyor. Nasıl oluyor diye sormayın. Bilmiyorum ama oluyor. Evet, ama tabii burada verdiğimiz telkinler önemli. Doğru telkin, o kişinin ihtiyaçlarına uygun telkin vermemiz gerekli. Tekrar ediyorum, transa herkes alır ama telkin önemli. Peki, ne çeşitli hipnoz çeşitlerine geçersek? Çok mu uzun oldu Elif? Daha hızlı geçeyim. Heterohipnoz, otohipnoz, özel hipnoz durumları ve ilaçlı hipnoz. Heterohipnoz dediğimiz şey, vaktimiz var mı Elif? Hocam, isterseniz daha çok diş hekimliği uygulamalarına ve daha pratik konulara da vakit ayıralım. Tamam, peki. Siz bilirsiniz, yine sizin inisiyatif. Tamam, hipnoz çeşitlerini şöyle şey yapalım. Burada şey, otohipnoz önemli. Mutlaka her hastada trans sırasındayken otohipnozu öğretiyoruz. Nasıl uygulayacağını öğretiyoruz. Şimdi telkinle bu iş daha kolay oluyor. Kendi kendine hipnoz elde etmek herkesin yapabildiği bir durum değil. Ama her hastaya biz mutlaka otohipnozu öğretiyoruz ki onu hayatı boyunca kullanabilsin. Yol hipnozu var, işte dümdüz gidersin, viraj gelir, sen transa geçmişsindir, devam edip çarparsın bir yere. Televizyon hipnozu, dalarsın çok o konuya, duymazsın. Annelik hipnozu ilginçtir. Anne çok yorgundur çocuğuna bakmaktan. Öyle bir uyur, davul çalsanız uyanmaz ama bebeği ağlarsa kalkar. İlaçta hipnozla bizim işimiz yok. Peki, diş hekimliğinde nerelerde kullanıyoruz? Bir tedavi indikasyonları ve operatif indikasyonlar diye böyle ayırabiliriz ama bu da çok klasik bir karikatür oldu artık. Şimdi tedavi deyince ne anlıyoruz? Yani tansiyonu olan veya diyabeti olan bir hastaya tıp ne yapıyor? İlaç veriyor. Tedavi oldu mu? Aslında olmadı. İlaca bağımlı kaldı. İlaç şirketlerinin eline bakıyoruz ama acaba insanlar kendi kendini tedavi edebilirler mi? Yani transla bilinçaltına telkin vererek kendi kendimizi tedavi edebilir miyiz? Bunu yapan insanlar var ama şimdi o konumuz o değil. Biz ne yapabiliyoruz şeyle? Bir kere en çok uyguladığımız konu hastanın korkularının giderilmesi. Bir de tedavisi için gereken aparellerin ve protez, işte hem ortodontide hem de protezde biliyorsunuz bir total protez kullanmak, özellikle tam dişli halden birdenbire totale geçmek oldukça zor ve kabullenmesi de zor bir konu. Bunları alışma safhasında kullanabiliyoruz. Çok uzun çalışmalar sırasında hastanın rahatının sağlanmasında. Peki ben şunları şöyle geçeyim kısaca. Arkadaşlar bunları en yaygın kullanım alanlarından konuşalım. Diş hekimi korkusu. Neden olur diş hekimi korkusu? Diş hekiminden tedaviye gelince korkmayan çok az insan var. Korkmuyorum diyen de çaktırmadan korkusunu engellemeye, gizlemeye çalışıyor. Tabii ki bu korku nereden oluşuyor?
Gel başından kötü bir olay geçmiştir, ağrılı bir olay geçmiştir ve ondan sonra uzun süre diş hekimine gitmemiştir. Bir de çevreden onu anlattıkça başından geçeni başkaları daha şunun da şöyle olmuştu, benim de böyle olmuştu diye bunları da duydukça artık bu korku bilinçaltına yerleşip dental fobi haline dönüşüyor. Mesela bir öyle bir hasta vardı benim. Bir diş çekimi için mandibüler anestezi yapıyor hekim, tutmuyor. Bir daha yapıyor, bir daha yapıyor falan. Bir türlü tutmuyor anestezi. Sonunda çekmeye çalışıyor. Ağrıdan bu bayılıyor. Hastanın dediğine göre kalbi durmuş, işte hastaneye kaldırmışlar, yoğun bakımda yatmış bir gün falan. Bu neyse kalbi durup durmadığını bilmiyorum ama o korkudan dolayı artık öyle bir hale gelmiş ki senelerce diş hekimine gitmiyor. Hepimizin böyle gelen hastaları vardır mutlaka. Bu korku nedeniyle senelerce diş hekimine gitmeyip ağız sağlığı son derece kötü duruma gelmiş insanlar var. Bu korkuyu yenmekte çok etkili hipnoz. Bunu de uygun telkinlerle bir sürü fobi de değişik şeyler olmakla beraber bizim diş hekimi korkusunun yenilmesinde de son derece başarılı. Başka nerede uygulayabiliyoruz? Bruksizm. Bruksizm ne? Başımızın belası. Öyle değil mi? Doğru düzgün tedavi edilmez. Tam bir tedavisi yok. Bir şey yaparsınız, splint yaparsınız, bir şey yok, botoks yaparsınız, bilmem şunu, bir müddet rahatlar sonra gene gelir. Sebebi nedir? Stres midir, oklüzyal çatışma mıdır? Bunu arkadaşlar ne dersiniz, bu sizin tecrübelerinizden stresten mi olur bruksizm yoksa oklüzyal çatışmadan mı olur? Herkes uyuyor galiba. Katılımcılarımızdan cevap vermek isteyen var mı acaba? Başımızın belası bir şey biliyorsunuz. Her şey kırıyor hastaları. Bruksizm. Peki. Her şeyi kırıyorlar. Dolguları kırar, dişi kendisini kırar, yaptığımız restorasyonları kırar. Ondan sonra eklem ağrıları başlar, boyun, sırt ağrıları başlar. Temel sebebi de bunun şeydir bence. Yani oklüzyal çatışma da olabilir tabii. Stres hepsi etkili demiş bir arkadaşımız da. Evet. Oklüzyal çatışma da olur ama temel sebebi stres bence. Mesela oklüzyal çatışma olduğu zaman bilinçaltı buna iki şekilde cevap verir. Birincisi ya o çatışmayı bulup öğüterek onu yok etmeye çalışır ki bu da zamanla bruksizme yol açabilir. Veyahut da o çatışmadan kaçar. Bu sefer bir pseudo oklüzyon bir tür oluşur. Ya sağda solda ileride geride herhangi bir şekilde nerede rahat ediyorsa öyle bir yerde kapatıp yalancı bir oklüzyon oluşturur ama o pozisyonda rahat eder hasta. Ama işte dediğim gibi onu bulup öğütmeye çalıştığı zamansa zamanla bruksizm gelişiyor. Oklüzyal kaynaklı ise. Ama hepimiz biliyoruz ki bu tür hastalarla konuştuğumuz zaman da işte tatile gidince veya uzun bir şey olunca diş sıkmam geçti diyor. Bence de temel sebebi stres. O zaman stresle başa çıkmak için ona kendini nasıl gevşeteceğini, nasıl rahatlatacağını anlatıyoruz. Burada en önemli nokta farkına varmak. Biliyorsunuz hepiniz bruksizm kişiler geldiği zaman diyor ki ya bir bakmışım ki böyle sıkmışım kendini ne kadar zamandır böyle sıktığımın farkında değilim diyor. O zaman telkin verirken yanlışlıkla dişlerinizi sıkarsanız bile bundan sonra sıkmayacaksınız diye tabii genel rahatlama telkinlerini veriyoruz. Bunun hemen farkına varacaksınız diye farkına varacaksınız kelimesini daha tonlayarak ve daha belirgin bir şekilde söyleyerek ifade ediyoruz. Ve hakikaten ve uykuda da dişlerinizi sıkarsanız bunun da hemen farkına varacaksınız. Ve bu uyanacaksınız. Ve bu nedenle uyandığınızı bilip bizim bir anahtar işaretimiz var. Elif sen de biliyorsun o şeyden elinizi böyle yumruk yapıp bunun başka fizyolojik etkileri de var. Yumruk yapıp işte üç derin nefes alacaksınız. Her nefeste bir, iki, üç dedikten sonra bir çaparırı görecek bir anahtar kelime veriyoruz herkese. Yani bu o kişi neden hoşlanıyorsa.
elma olur, muz olur, nar olur, çilek olur, portakal olur. Neyi seviyorsa. İşte üç derin nefes alıp bir iki üç diye saydıktan sonra işte elma dediğin zaman neyse onun anahtar kelimesi. Trans altındayken bunları yapıyoruz. Şu an içinde bulunduğun huzuru, rahatlığı ve sakinliği ve gevşekliği hissedeceksin. Ve hemen dişlerini açacaksın. Çenen sanki ıslak bir peçete nasıl yere düşüyormuş gibi çenen açılacak. Rahatlayıp gevşeyip ondan sonra hipnoza teşekkür ederek mışıl mışıl uykuna devam edeceksin diye telkin veriyorum ben. Bu yani dedim söylediğim bir şey bu. Çok daha çeşitli şekiller olabilir. Yani hem gündüz hem gece. Otohipnozun önemi burada kaynaklanıyor zaten. Hatta şey dedi işte evde yolda nerede olursan ol yolda yürürken bile bir şeyden sinirlenirsen hemen bu anahtar işaretini yapıp üç derin nefes alacaksın ve işte o kelimeyi söylediğin anda rahatlayıp gevşediğini hissedeceksin diye. Ve bunu ne kadar sık yaparsa kişiler hakikaten o stresle baş etmeyi öğreniyorlar ve bruksizmleri geçiyor. Mesela splintle beraber de bunu yapabilirsiniz. Hem hipnoz uygulaması hem splintle yapabilirsiniz. Yani diğer tedavilerle ortak da yapılabilir. Ama stresle baş etmesini şayet kişi de gayret eder, otohipnozu devam ettirirse bütün hayatı boyunca rahat ediyor. Çoğunlukla ne yazık ki hastalarımız bizim birkaç ay rahatlayınca bu otohipnozu bırakıyorlar. Çünkü hipnotik telkinlerin bir süresi var. Belli bir süresi var. 3 ay olur, 5 ay olur, 6 ay olur bir süresi var. Ama otohipnozu öğrenir ve bunu devamlı yaparsa ömür boyu o problemine yönelik olarak bunu kullanabilir. Evet. Başka ne yapıyoruz? Dedik bir de gene mesleğimizin baş belası olan bulantı var. Değil mi? Bu bulantı ve öğürme refleksi ölçü almamızı zorlaştırıyor. Röntgen çekmemizi zorlaştırıyor en çok eli. Zor bela bir ölçü alsanız röntgen çekseniz bile sonra ağızda o yaptığınız protezi takamıyor kişiler. Bunun da çeşitli sebepler var. Bir kere yapılan aparelideki, ben protezden örnek verecek olursam, bir hatalı bir işlem yapılmışsa, ne bileyim işte bir kenar kalın ya da uzun yapılmışsa bir protez, sabit yani hareketli protezlerden bahsediyorum. Sabit restorasyonlarda bile böyle bazı özellikle diline değen posteriorda kalın yapılan şeyler bile bulantı refleksi oluşturabiliyor. Bunların önce tabii ki o mekanik problemleri düzelteceksiniz. Ama onun dışında genellikle bulantı refleksi psikolojik bir sebep. Bunun da yani nedenini bulmak için uğraşmıyoruz. Hani regresyon yapıp çocukluğuna götürüp bu her şey olabilir. Küçükken bir anneannesinin, babaannesinin protezini suyun içinde görmüştür çocuk. Oradan midesi bulanmıştır. O da devam edebilir veya bir sürü şey olabilir. Ama gene değişik yöntemler var. Mesela ağzının içinde bir işlem yapılacağı zaman işte transdayken gene söylüyoruz. Bunu sanki avucunun içinde yapılıyormuş gibi hissedebilirsin diyoruz. Veyahut da ağzını açtığın anda en çok sevdiğin koku ağzının içinde onu duyacaksın. Ne işlem yapılırsa yapılsın, nasıl bir malzeme kullanılırsa kullanılsın o mis gibi kokuyu hissedeceksin. Hiçbir rahatsızlık duymayacaksın diyoruz. Burada bulantı duymayacaksın demiyoruz. Hiçbir zaman bilinçaltı çünkü olumsuz algılamaz. Her şeyi olumlu söylemekle duymuyor. Bu yani korkuda da öyle. Korkma, iğne acıtmayacak demeyeceğiz. Ne öyle dersek tam tersine bunu kork, iğne acıtır diye algılar. Bunun yerine ne deriz mesela demin o ağrı diş hekimi korkusunda söyleyecektim bunu ama elinizi gezdirin anestezi yapacağınız yere. Parmağımın gezdiği yerlerde hafif bir baskı hissedeceksin ve bu seni çok rahatlatacak gibi bir telkin vereceğiz. Yani bulantı içinde tamam ben şimdi ölçü alacağım hiç bulantı duymayacaksın demiyoruz. O kelimeleri olumsuz olarak kullanmıyoruz. Şimdi ağzının içinde çok güzel mis gibi işte çilek kokusunu hissedeceksin ve çok rahat, çok sakin, çok huzurlu olacaksın gibi telkinler veriyoruz.
Tıpta nerelerde kullanılır? Her hemen her alanda kullanılır. Aslında her hekimin en azından hipnoz uygulamasa bile bu telkin kalıpları hakkında fikir sahibi olması lazım. Ben çok inanıyorum ki yani tıptaki hasta-hekim ilişkisi tedavinin başarısında çok çok önemli. Bu demek değil ki yani çok böyle güzel konuşup da hastayı kandıralım anlamında değil. Ama iyi bir ilişki, samimi bir ilişki başarıyı çok etkiliyor. Onun dışında biliyorsunuz olumsuz bir iletişim olduğu zaman hastalar bir sürü sorun çıkarıyorlar, onu beğenmiyorlar. Yok bir sürü problem, git gel, başımız ağrıyor. Tabii ki işimizi düzgün yapacağız ama o ilişkimizi de çok iyi tutmak lazım. Burada da yanlış anlamayın. Böyle hastaya çok yağ çeker gibi yana hasta gelince önüne kırmızı halı sermek değil. Ama çok soğuk davranmak da değil. Bizim toplumumuza, bizim örf adetlerimize uygun olarak daha samimi bir ortamda hastalara hitap etmek önemli. Peki nasıl hipnoz yapacağız? Gözle tespit, sözle telkin dediğimiz şeyde biz hastadan biraz daha yüksekte duruyoruz. Bizim fötöy bu iş için çok uygun. Bir parmağınızla tam glabelleyi böyle tutun, hastadan gözlerimize bakmasını isteyin. Biz de onun tam iki kaşının ortasına bakıyoruz. Ve bir ucuyla da çene ucundan tutup bu şekilde gözlerinize bakmasını söyleyin. Bir müddet bu arada telkinlere, gevşeme telkinlerine de devam ediyoruz. Bir müddet sonra hastanın gözleri kapanacak. Çünkü fizyolojik bir olay, bir noktaya sürekli bakarsanız göz kapakları yorulur, kapanır. Kapanmazsa ne olur? Kapatıp telkinlere devam edebilirsiniz. Ha böyle bakmak şart mı? O da değil. Hasta dediğim gibi zaten bize bu iş için gelmişse telkin almaya zaten hazır vaziyette geliyor. Aslında biz diş hekimi olarak zaten sürekli telkin veriyoruz. Yani biz meslek olarak telkin vermeye çok yatkınız ama uygun telkinler vermek önemli. Bazı kişiler gözlerinize bakamıyorlar. Gözleri sulanıyor, gülüyor, hemen gözünü kaçırıyor. O zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi reflektörün üstüne bir nokta, bir kağıt gibi bir nokta koyun ve hastaya o noktaya bakmasını söyleyebilirsiniz. Veya dediğim gibi hiçbir noktaya bir şeye baktırmadan da hasta zaten hipnoz olmaya geldiyse hipnoz olur. Aslında hipnoz yapılmaz, hipnoz olunur denir. Çünkü hasta istiyorsa mutlaka olur. Bu arada gözlerini kapattığı zaman da hafifçe şöyle parmaklarınıza, göz kapaklarına bastırırsanız bu transı daha derinleştiriyor. Hipnozun zararı var mı? Var mı zararı Elif? Hiçbir zararı yok. Değil mi? Aslında bilinçli yardım. Evet. İstismar etmeye de çok müsait bir konudur. Maalesef bunu yapan insanlar var. Ben şimdi 5-6 seansta sonuç alıyorsanız alırsınız. Almıyorsanız alamıyoruz demektir. Ya biz hastaya hitap edemedik. Hastanın başka bir düşüncesi olabilir, bir şey olabilir. Ama genellikle biz hastaya hitap edemiyoruzdur. Yani hipnozitör anlayamamıştır hastanın sıkıntısını. Yoksa kesinlikle hiçbir zararı olmaz. Ama 50-60 seans hipnoz yapıp her seans başına para alan böyle bir sürü sahtekarlar da var. Hep anlattığım bir şey var. Bir doktor işte hipnoz yapıyor, diş hekimi değil. Ama böyle çok uzun, böyle çok para alan biz her kendi branşı olmadığı halde her türlü şeyi tedavi ettiğini iddia eden birisi. Ama ne yapmışsa işte bunun muayenehanesine bir avukat hacize gidiyor. Muayenehanede de böyle avukatın anlattığı işte böyle havayı şey yapmış, böyle egzajere etmiş, böyle gizemli bir atmosfer yaratmış. İşte avukata sen beni haczedemezsin. Ben şimdi evine cinleri yollarım, kocanla aranı ayırırım diye avukatı tehdit ediyor. Avukat akşam gelip bana anlatıyor. Avukat benim hanım. Bak böyle bir şey oldu diyor. Böyle doğru mu? Böyle bir şey yapabilir mi diyor. Ya işte yani bunu diyen hekimler de var maalesef. Evet, istismar etmediğiniz sürece hiçbir zararı yok. Ne yapıyoruz? Önce bu tüm demin konuştuklarımızın içinde bir iletişim sağlıyoruz ve onu inandırdıktan, etkiledikten sonra da o değişimi sağlıyoruz.
Bu anamnez çok çok önemli. Anamnezi iyi aldığımız zaman hastanın neden hoşlandığını, neden hoşlanmadığını anlarsınız. Ona göre telkin vermemiz gerekir. Bu hiçbir zaman, bakın, sahtekarlık olarak algılamayın. Mesela çok dindar birine sen mayonu giydin, deniz kenarında yürüyorsun diyemezsiniz. Ve ona uygun veyahut da hiç işte denizle ilgisi olmayan birisi onunla konuşurken söyle işte köyde böyle bir şey, bir yer vardı, ben orada gezmekten, orada dolaşmaktan çok hoşlanırdım dediği zaman onu orada götürebilirsiniz, orada gezdirebilirsiniz. Bir kere İmam Hatip'te bir ortaokulda bir kız vardı, bruksizm şiddetli şey vardı, o da nereye gitmek istiyorsun dedim, hacca gitmek istiyorum dedi kız. İyi peki dedik, o zaman gidelim hacca. İşte gittik, uçağa bindik, hacca gittik, Kabe'yi tavaf ettik falan, öyle dolandık. Tekrar ediyorum bunu, bir sakın sahtekarlık olarak düşünmeyin. Kişinin istediği, hoşlandığı, onun hem kültür hem ahlak seviyesine uygun bir şeyler anlatmamız lazım ki bizi dinlesin, anlasın, verdiğimiz telkinler yerine gitsin. Evet, yönlendirici sorular sorabiliyoruz anamnez sırasında. Şey demiyoruz, ne içersiniz mesela demiyoruz geldiği zaman. Çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz deyin ki, yani ikisinden birini seçecek ama birini seçecek diye anlar. Ve bunları işte demin sorduğumuz gibi neyi deneyimlemek istiyorsunuz diyerek kişinin o an neden hoşlandığını, neden hoşlanmadığını, mesela bir kere birine işte denizaltına dalgıç kıyafetini giydin, denizin altına dalıyorsun, bak ne güzel balıklar, mercanlar falan diye anlatmaya başlıyordum ki o da bir yöntemdir aslında ama hasta panik oldu. Tamam, hemen dedik çıkıyoruz şimdi, tamam bitti, yukarı çıkıyoruz. Meğerse dedi ki Sarı Hocam, dedi, ben suyun altına bakmaya korkuyorum. Sen beni daldırdın suyun dibine, panik oldum diyor. O yüzden bunları anamnezde öğrenmek çok önemli. Şimdi bütün bu anlattıklarımız ve burada da işte kişinin bizi yargılaması, ne olduğunu anlaması, düşünmesi, karar verme süreci, ne buna mayalama diyoruz. Aslında şu anda bizi dinleyen arkadaşlarımız da bir yerde mayalanmış oldular. Burada birisi daha Özlem çok ne demiş? Hocamızın sesi o kadar sakinleştirici ve ikna edici ki sanırım rahatlık hastası olabilirim. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Bütün bunlara mayalama diyoruz. Evet. Burası gene ne? Demin bunları dedim ya, aklıma geldikçe söylüyorum. Korkma, iğne acıtmayacak demeyeceğiz. İşte parmağımı gezdiği yerde hafif bir baskı duyacaksın. Sigara içmeyeceksin veya da dişlerini sıkmayacaksın veya işte rejim yapmak isteyen birine tatlı abur cubur yemeyeceksin derseniz daha beter yiyecek. Sigara içmeyeceksin yerine işte canın sigara içmek istediği zaman bir yudum su içecek ve bununla o huzuru, rahatlığı, gevşemeyi hissedeceksin. Dişlerini sıkmayacaksın demiyorduk, onu demin konuştuk. Mesela hemen hipnoza gireceksin dersek, yani mutlaka hipnoza gireceksin demektir bu. Her insan hipnozu farklı şekilde yaşar deyince, tamam hipnoza girecek misin girmeyeceksin diye anlamayacak. Demek ki yani ben de, herkes nasıl giriyorsa farklı bir şekilde de olsa ben de hipnoza gireceğim demektir bu. Çok böyle zıtlaşacak, ikna etmeye böyle çabalayacak şeyler söylemememiz gerekiyor. Tekrar ediyorum ya, temel asıl telkin. Telkin kalıpları, bunları ezberlemek lazım. İlk başta başlayanlar, hani hasta zaten gözleri kapalı görmüyor ya, çaktırmadan şey, hile yapabilirsiniz. Biraz yazarsınız bir metni, böyle yanına koyarsınız hastanın görmeyeceği bir yere. Oradan da okuyup söyleyebilirsiniz. Ben böyle yapacağım sanırım. Şimdi kısaca şöyle bir şey, sık sorulan sorularla bitirelim konuşmamızı. Nasıl bir zekaya sahip olmam lazım diye soruyorlar. Mesela bazıları ben çok zekiyim, beni uyutamazsın diyor. Tam tersine, zeki insanlar daha konsantre olabildikleri için daha kolay hipnoza girerler. Burada biz gene bir hile şey diyoruz ki, aptallar hipnoz olamaz. Çok zekiler daha iyi hipnoz olur
deyince ulan ben aptal mıyım, ben zekiyim diye düşünüp daha rahat transa geçiyor insanlar. Bilinci şuurunu kaybetme diye bir şey yok. Tam tersine daha bilinçli hale geliyor. İnsanların genellikle bir korkusu, ben kendimi tamamen kaybedeceğim ve ne gelirse aklıma söyleyeceğim, her şey ortaya dökülecek diye düşünüyorlar. Hangi duyguları yaşayacağım deyince, yani normal hayatta hissedilmeyecek kadar büyük bir rahatlama ve gevşeme duygusu. Ha, uyurumda uyanamazsan. Böyle bir şey şimdiye kadar olmamış, olması da mümkün değil. Derin hipnozdaki birini bile bırakıp çıksam, evime gitsem, bir müddet sonra o fizyolojik uykuya dönüp uyanır. O yüzden hipnozdan çıkamama diye bir şey söz konusu değil. Hipnozdan olanları sonradan hatırlayacak mıyım? Aksine bir telkin verilmedikçe hatırlar her şeyi insan. Sonra olumsuz bir etkisi yok, tam tersine olumlu bir etkisi olacak. Hani bunlar insanlar şey için diyor, ben hipnoz uygulayanın kölesi mi olacağım, onun her dediğini yapacak mıyım? Öyle bir şey söz konusu değil. İrademi zayıflatır mı? Burada da ki ben çok iradeliyim, beni uyutamazsın diyorlar. Uyumazsan uyuma kardeşim, yani bunu da öyle söylemek lazım. Benim seni uyutmak gibi bir derdim yok. Bir derdin var, sıkıntın var, onun için gelmişsin buraya. Ona yardım etmeye çalışıyoruz sana. İradesi zayıflatmanın tam tersine her zaman ego güçlendirici telkinler veriyoruz. Sen işte çok akıllısın, çok zekisin, çok iradelisin. Bu gücünle, iradenle bu problem, neyse problem işte, bunu da yeneceksin. Hipnozun sana verdiği yardım ve destekle, ama asıl önemlisi kendi gücünle, kendi iradenle bu problemi en kısa zamanda çözeceksin ve çözüyorsun, çözüyorsun, çözüyorsun gibi, da tam tersine ego güçlendirici, iradesini güçlendirici telkinler mutlaka veriyoruz ve şahane, harika, çok iyi gidiyorsun, çok güzel gibi şeylerle güçlendiriyoruz düşüncelerini. Dinle ilgisi yok. İşte demin o şeyde gösterdik, bizim dinimizde de böyle bir sürü şişler mişler yapılıyor. Bütün dinlerde var. Hristiyanlarda böyle kendi kendine Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini taklit eden, ellerini ayaklarını kanatanlar var. Hint fakirleri deseniz zaten acayip gösteriler yapıyorlar. Kendini yakan var hiç kımıldamadan. Ne bileyim, mezara giriyor, 10 dakikalık bir oksijenin olduğu ortamda bir gece kalıp çıkıyor adam falan gibi. Metabolizmayı sıfıra kadar indirebilen Hint fakirleri var. Dinle bilgisi yok kısaca. İstenmeyen alışkanlıkları da atılmasında kesinlikle faydalı. Sigara, içki gibi, alkol gibi. Bir de şu var, hani transa girdi her şey bitti mi? İlgisi yok. Tabii ki bir tedavi olması lazım. Ne gerekiyorsa onu zaten yapıyoruz. Ama şöyle düşünün, hangi hekim istemez ki? Hasta yatıyor, ağzını açıyor, hiçbir rahatsızlık duymayacaksın diyorsun, çenen yorulmayacak diyorsun. Hiçbir sesini çıkarmadan ağzı açık vaziyette duruyor. Siz de hemen işimizi inanın normal çalışma süresinin yarısı kadar bir sürede bitirirsiniz. Öbür türlü biliyorsunuz hastalar, oh, bir dakika dur, şey oldu, bu oldu, tüküreyim, bir kalkayım, bir nefes alayım falan diye de işimiz uzuyor. Tabii ki normal tedavimizi yapıyoruz. Bütün doktorlar hipnoz uygulayabilir mi? Uygulayabilir, eğitimini aldıktan sonra. Bu neye benzer? Belli bir eğitim aldıktan sonra, ne bileyim, bir müzik aleti. Herkes bir müzik aletini biraz tıngırdatır, bir şey çalar, ama kimisi ölmez besteler yapar, kimisi de tıngır tıngır bir ses çıkarır. Ama eğitim aldıktan sonra her hekim bunu uygulayabilir. Bu da çok sorulan bir soru. Bunun da filmlerin, romanların çok büyük rolü var. Hipnozların elinde oyuncak olur muyum? Bana her istediğini yaptırır mı? Öyle bir şey söz konusu değil. Kişi istediğini yapar, istemediğini yapmaz. Kişi yalancıysa trans altındayken de yalan da söyler. Değilse zaten söylemez. Yani hep söylediğim bir şey var. Bir kişiye ne kadar derin transta olursa olsun, sosyal ve ahlaki değerlerine aykırı bir davranışta bulundurtamazsınız. İsrar ederseniz transtan çıkar. Evet, o kadar güçlüyüm ki beni kimse hipnoz edemez dediğinize, kardeşim git işine, benim seni böyle bir hipnoz ederim, etmem gibi falan öyle bir derdimiz yok. Bu asıl böyle hani konu sırlarım açığa çıkardım. Genellikle böyle karı koca beraber gelince de ya işte benim karımın yanında, yok kocamın yanında, şunu böyle yap gibi şeyler var.
Asla öyle bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi istediğini söyler, istemediğinizi söylemezsiniz. Kendinizden geçmiyorsunuz. Bilinç daha da açılıyor. Yalan söylemek isteyen yalan da söyler. Söylemek istemediği bir şey varsa da kesinlikle söylemez. Evet, gününüz aydın olsun demişti. Artık size hayırlı, iyi geceler diyeyim ben. Bu arada başka bir soru sormak isteyen, katılmak Hocam, isteyen, katkıda bulunmak isteyen var mı? hemen sorumuzu soruyorum o zaman. Bir yazan bir şey var. Anonim rolsüz katılımcı. O ne demekse, hipnozun alışkanlık yapması gibi bir durum var mı? Hayır. Hipnoz sırasında söylenen şeyleri bir yere dönünce beklenmedik anda hipnoza girebilir mi aslında? O filmlerde oluyor canım, böyle bir şey Filmde oluyor. Filmde vardı, evet. Evet, onlar filmlerde oluyor. Biz diş hekimi olarak, hekim olarak belli konularda, demin bahsettiğim konularda yapıyoruz. Yoksa tamam sen işte telefonla sana şu kelime söylenecek, gideceksin o adamı öldüreceksin gibi o ajan filmlerinde olan şeyler, öyle onlarla bir şey yok. Evet Elif'ciğim. Beni Evet dinlediğiniz için hocam. hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir katılımcımız daha, Tenur Kasimi. Özellikle çocuk hastalarda çok faydalı olur hocam Evet, demiş. çocuk hastalarda çok faydalı olur. Pedodontistlerin mesela bu işte ilgilenmeleri çok faydalı. Çocuklara hitap edecek şekilde genellikle onlara bir oyun oynatır tarzda. Şimdi mesela bir çocuk hekimi vardı. Şimdi çok yaşlandı orada. O mesela çok başarılı çocuklarda çok uyguluyordu. O oyun oynar tarzda ve onun da değişik kalıpları var. Ama genellikle söylenen 7 ile 70 yaş arası. Yani iletişim kurabilecek yaşta olması gerekiyor. Ama daha küçük çocuklarda da tabii söylediğimizi anlayacak çocuklarda onlara da böyle masal anlatır tarzda konularla başarılı olunabiliyor. Teşekkür sunuyorlar. Çok güzel bir sunum. Çok teşekkür İnşallah ediyoruz. faydalı olmuştur. Şunu yapalım. Benim için faydalı oldu. Umarım tüm katılımcılarımız için faydalı olmuştur. İnşallah. Bunu ne yaptım ben gene şu? Neyse arkadaşlar şu bilgisayar konusunda yani kusuruma bakmayın. Pek beceremiyorum bu işleri. Benim gibi böyle 35 yaşında ilk bilgisayar kullanılınca artık pek fazla bir şey öğrenilmiyor. O yüzden Estağfurullah hocam. tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hocam, vaktiniz varsa sorumuz var. Tabii İsterseniz ki, tabii ki. Sorumuz. Tabii Fatma ki. Hocamız, öncelikle sunumunuz için teşekkür ediyoruz demiş. Hipnodonti uygulamak için sertifika şartı var mıdır diye sormuş. Evet, var. Sağlık Bakanlığı onaylı bir sertifikanız olması lazım. Şimdi mesela benim de bazen dışarıda kongrelerde veya bazı işte kurs veren yerlerin yaptığı 2 günlük veya 1 günlük ya da 2 günlük eğitimler var ama oradan ben tek başıma öyle bir sertifika veremiyorum. Bizim Medipol Üniversitesi'nde işte Elif hocamızın da katılıp aldığı bir belge. Bunun gibi başka yerler de var nereden isterseniz. Bütün dünyada geçerli olan hipnoz uygulanabileceğimize dair mutlaka bir onaylı sertifika almamız lazım. Ha yaparsınız ne olur? O sizin bileceğiniz iş. Yani bir şey olmaz. Dediğim gibi istismar etmedikten sonra bir şey olmaz ama hastalar çıkar bir tane manyak bir şeyler şikayet eder bir şeyler. O zaman başka konu tabii. Yani yoksa belgenizin olması lazım. Ve hocam o eğitimler standartize edilmiş eğitimler, yani Tabii. konular belli, saati belli, ücreti belli ve hani belli yerlere bununla ilgili yetkilendirme verilmiş. Hani onunla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın Tabii onay belli. sertifikasının olması hem hani kendi yaptığımız işe de güvenerek özgüvenle yapabilmemiz açısından iyi. Hani bir Kesinlikle. emek vermek gerekiyor öğrenmek için. Evet, Çok evet. kolay bir Tabii hiçbir zaman değil. hiç unutmamamız gereken bir şey var. Nasıl ki bir fakülteyi bitirince her şeyi öğrenmiyoruz. Bizim hayata, meslek hayatımıza başlamamız için bir başlangıç noktası oluşturuyor. Bir de öğrenciliğimizi düşünün. Yani insanlar hemen sınıfı geçeyim diye nasıl telaş içinde oluyorlar. Ondan sonrası daha önemli. O katıldıktan sonra bir temel oluşacak.
Ve ondan sonra çaba gerekiyor. İşte dediğim gibi ne bulursa okumak ve bol bol pratik yapmak. Hocam, daha sonra vaka örnekleri de istiyor katılımcılarımız. Tekrar bir sunum isteniyor. Şimdi aslında daha uzun sürelerde ben aklıma gelen her türlü vakaları öyle anlatıyordum. Ama bugün daha böyle, evet, saat de 9'u çeyrek geçiyor. Ama hocam yine de telkin örnekleriniz de vardı. O konuda benim için de iyi oldu. Yani çoğu vakayla ilgili yine örnekleriniz sunumun içerisinde vardı. Ama tabii vaka da belki planlanabilir bence de. Başka zamanı yaparız inşallah. Evet. Özlem hocam sunum için teşekkür ediyor. Emeğinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başka bir sorumuz var mı? Esra hocam, hocam öncelikle çok teşekkürler, çok güzel bir sunumdu demiş. Bazen yaptığımız işlemlerde hastanın tepkileri bizim için bir ışık oluyor. Hasta transtayken acı hissetmemesi bizim için bir sıkıntı yaratır mı sonradan? Hayır, tam tersine, yok, yaratmaz. Bir de tabii şu ağrıyı o kaldırmak, hani biliyorsunuz ağrı hayat kurtaran bir şey aslında yaşamımız için çok önemli. Yani bunu hep tipik örnek vardır ya, işte apandisiti patlar yazımın ağrı duymayacaksın telkini verince. Ama tabii bizim öyle değil, fakat bir işlem yaptık diyelim, hakikaten postoperatif ağrılı bir işlemse bu ağrıyı çok hafif hissedeceğini şeklinde telkin verebilir. Herhangi bir ağrı kesici almakla geçeceği ve hiç ağrı kesici almasa da işte bu anahtar işaretini yap, ototelkinde öğrettiysek şayet kişiye, bunu yaptığın zaman ağrının geçeceğini ama mutlaka kontrollere geleceğini de telkinini vermemiz gerekiyor. Yoksa hani ağrını geçir git değil. Mesela iyileşmenin hızlanmasında da etkili. O da çok ilginçtir. Verdiğimiz telkinlerle yaranın daha çabuk iyileştiği vakalar var. Dedim ya, yani aslında çok ilginç vakalar var öyle, ama bir de şu var, mesela hipnoz, hep vaka vaka diyorum çünkü bilimsel mi değil mi hipnoz? Bir şeyin bilimsel olması için ne olması lazım? Dünyanın her yerinde onu uygulayan bir araştırıcı aynı sonucu bulması lazım ki o bilimsel bir metottur diyelim, ama hipnoz öyle değil. Herkes de aynı sonucu sağlayamıyorsunuz. Aynı kişide farklı zamanlarda da aynı sonucu sağlayamıyorsunuz. Aynı kişide sen yaparsın hipnozu, başka bir sonuç çıkabilir, ben yaparım hiçbir şey çıkmayabilir. O yüzden, ama yalan mı? Değil, gerçek. O yüzden bilimsel değildir diyemiyoruz, ama ortada bir gerçek var. Özellikle gene kısalta kısalta şey yaptım ya, aklıma geldikçe söylüyorum. Bazen bütün lokal anesteziklere alerjisi olan kişiler oluyor. Ne yapacaksın bunda? Genel anestezi mi yapacaksın? Her seansta genel anestezi mi yapacaksın? Bizim meslekte bir seferde bitmiyor ki bir seansta. O mesela o gibi durumlarda hipnoanesteziyle, hipnozu uygulayarak işlemleri yapabiliriz ki bu hayat kurtaran bir şey oluyor. Öyle bir vaka vardı, işte dişi ağrıyor çok, hiçbir yerde bütün genel anestezikleri alerjisi var. Öyle kişiler var ki her şeye alerjisi olanlar var. Bizim kullandığımız simana bile alerjisi olan, bizim çapada bir alerji profesörü vardı. Her şeye alerjisi var. Alerjilerle uğraşam öyle olmuştu bilmiyorum, ama mesela o kişiye hipnozla kanal tedavisi yaptık ve mesela ilginç tarafı, bunun aynı kişinin polen alerjisi de, baharda olan polen alerjisi de varmış. Şimdi ben ona işte vücudundaki bütün alerji yapan yabancı maddeleri atacaksın, atıyorsun, atıyorsun diye telkin vermiştim. Kadın geldi, bahar alerjim geçti dedi. Hani ben onu kastetmemiştim hiç, onu aklımda bile yoktu, ama o demek ki o anda onu düşündü ve öyle algıladı. Ve anestezisiz de kanal tedavisini yaptık. Bu tür vakalar var. Diş çekimleri var. Telefonla hipnoz yaptığımız vakalar var. Ama mesela daha önce hipnoz uyguladığımız bir öğretmen vardı. Sonra işte Anadolu'da başka bir yere tayin oldu. O da böyle bir şey için telefon etti. Telefonla da, ama daha önce de tabii yapmıştık, uygulamıştık.
Ona da öyle telefonla da hipnoz yaptık. Dediğim gibi böyle değişik şeyler anlatırken aklıma geldikçe vakaları öyle bahsediyorum ama o daha uzun bir gün, en az bir gün olan şeylerde daha fazla vaka anlatabiliyorum. Bir gün kısmet olursa daha geniş bir şey konuşuruz. İknur mu katıldı? İknur, İknur hocamız. İknur bizim çok eski arkadaşımız. Evet. İknur, Merhaba. merhaba canım, ne haber? Evet. Nasılsın Muzaffer'cim? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Çok güzel bir konferans verdin ya. Çok hoşuma gitti. Öyle mi? Yani Sağ olasın. hakikaten çok hoşuma gitti. Çok ben de yani çok ilgimi çekiyor bu hipnoz konusu. Gerçekten çok bilgilendim. Sağ Bu şeyde bu konferansta yani çok da güzel böyle çok da örneklerle anlattın. bir Çok şey biraz beğendim ben yani. sağ ol canım. Cumartesi günü senin oraya geliyoruz. Evet, Biruni'ye geliyorsunuz. Orada inşallah ben de geleceğim. İnşallah görüşeceğiz de orada zaten. Ondan Tamam. sonra. İyi Tamam. misiniz? Ay, İyi. özlemişim seni de Muzaffer Vallahi Hocam. ya biz böyle çapa dağıldı gitti. Öyle. Çapa nasıl dağıldı ve gitti ya maalesef. Evet, maalesef. Muzaffer'cim ya valla öyle bir sıkıntı oldu. O Sevde filan da bizim yanımızda yetişti bak çok. Onlar da işte yetişen çocuklarla avunuyoruz artık değerli Öyle çocuklarımızla. artık biz mesleğin sonuna gelmiş kişiler Evet, olarak böyle. evet, evet, evet. Yani onlar da bizim şey mi gururumuz oluyor bütün bu Evet. izleyenlerde. Sağ İşte olsunlar, sağ olsunlar. dokunduğumuz insanlarda. Onlar mesleğimizi çok daha ileriye götürecekler. Tabii, onlar çok tatlı çocuklar. Ondan sonra ben şöyle şey de senin kendimi de görmek istiyorum ama yapamıyorum. Nasıl yapılıyor Sevde? Ben Biri seni gösterir. görüyorum. Şimdi de evini görüyorum. Öyle mi? Demin görüyordum seni daha şey. Dur bakayım ben yalnız. Ha görüyor muydun? Demin, şimdi Bir görüyorum. görebiliyoruz Tamam. hocam. Tamam bak ben Tamam. tamam. Ondan sonra işte öyle yani çok hoşuma gitti bu seminer. Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ Size olun. de merhaba. Teşekkürler hocam. Merhaba. Çok güzel, çok keyifliydi. Muzaffer'cim bir de şey söyleyeyim sana. Böyle bir canlı bir şey yapabilir misin? Yaparım, yaparım. Tabii. Ay o çok güzel olur. Canlı canlı böyle bir hasta olur, bir şey olur. Sınıfı Katılmak uyutuyoruz. isteyen Hadi. bizim Sınıfı sınıf. uyutuyoruz. Sınıfta toplu hipnoz yaparız. Aa, oldu da hani bir katılanlar olarak bizi uyutursun olmazsa. En başta O seni. en başta beni. Tamam. Mesela öyle bir şey de olabilir mi bilmiyorum. Olabilir. Cumartesi konuşuruz. Tamam, Tamam. Muzaffer Hocam. Tamam. Tamam. Peki. Çok sevgiler. Sağ olasın gittin. Çok Görüşmek sevgiler. üzere Bay bay. hocam. İyi Öpüyorum akşamlar. hepinizi. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bay Rica bay. ederim. Çok Evet, güzeldi. hocam. Çok sağ ol. Merhaba, tekrar hoş Allah'a ısmarladık. İyi Görüşürüz. akşamlar. İyi hocam. Size de hoşça kalın. Evet Elif, var mı başka bir Evet. şey? Şimdilik başka bir soru yok hocam. Tamam. Peki o zaman. Evet. O zaman Moderatörümüz konuyu kapatsın. o zaman katılımınız için çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten bence de çok faydalı bir sunumdu. İnşallah tekrar beraber bu konuyla ilgili çalışırız. Farklı İnşallah. online olarak da ben isterim. Vaka üzerinde pratik de isteriz. Çok teşekkür ederim. Tüm Ben de. katılımcılarımıza da çok Her teşekkür ederim. zaman için bu konuda hipnozu öğrenmek, uygulamak isteyen herkese elimden geldiği kadar ne yapabilirsem kapım hep açık. Bütün dinleyicilere de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu akşam saati dinlenmelerinden vakit ayırıp beni dinledikleri Çok için. teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Küçüklerdeki gençler birbirlerine